Daha siksen oynamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Oyunun başına gelmişim. Onun mouse'um çalışmıyor. Allah'ım ya sabır ya. Aptal oyunu amına koyayım. Başla. Harika. Yeni başlangıçlar. Her zaman yeni taşak dur. Yes. Bir bekle. Talk show yapacağım bekle. Şu an çok iyi. Hayır şu an çok iyi. Ötürü çağ. Dur. Onun mouse çok yarrak gibi dönüyor. Niye? Lan bırak abone. Lan bıraksana. Lan bırak kaç şey bırak Allah'ın sesi dur. Heh. Toparladım. Ne oldu kanks? Oğlum oyun çok zor. Benim herhalde bu siktimin şey yağlamına koyayım. Kapalı. Kanka iki önceki bağışı okusana, sana özel bir şey yazdım, 20 lira attım. Tamam kanki bak sen şimdi. Ha bu bir gidebilirsem. Ha? Ha? Tamam. Tamam. Kafanı koydum çocuğu ya. No! No! Yeni başlangıçlar her zaman daha iyidir. Ahmet Türkan. Kardeşim hadi ama oku, yapacağım ben. Tamam kanka, yattım ve okuyacağım. Niye sürekli aynı yeri geliyorum? Ay şu kız var ha.
Aman ağır bir şey ya. Ha tak şovunu yapacağım bir dur ama. Şimdi ebeni tak şov yapacağım tamam mı? Ebeni çağıracağım ona tak şov yapacağım. Lan bir dur amına koyayım görünme bir cebirleşiyoruz buna. Fua! Abi yapma ya. Fua! Yes! 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 Wow! You motherfucker! Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şu an geçiyoruz. Geri bir. Ya oğlum ya. Dur sakin ol. Bir. İki. Ağam tutmuyor ki oraya. Bir. Bir. İki. İmkansız. Şu Ahmet'in maaşını okuyayım mı? Gitsin yatsın bunu. Ahmet 20 liralık maaş etsin. Çok güzel bebeğim. Kardeşimin memlekete cürüm. Bayram bitene kadar cüremeyeceğim. Maaşlarını yollayayım. İyi bayramlar. Şöyle öptüm. Arka yanaklarından. Eyvallah kankam. Çok güzel. Sana iyi bayramlar. Bak şu yapar mısın? Kibar cananım mı? Çeko öğretmenle sen böyle mi konuşuyorsun? Amına kodum biki. Yap lan. Yap. 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 Yap ya. Kibar konuşun öyle. Yapar mısın? O kız mı var lan burada? Amına kodum bizde bir şey canım. Karşınızda hayvan mı var amına kodum? Yap ne lan yarınam hayırdır lan? İki güldük de götünüz mü kattı oğlum hayırdır lan? Hırs bir çocuğu ya. Tamam. Talk show mu istiyorsun? Ama bana bir konu başlığı vermeniz lazım. Dur öyle talk show olmaz. Mesela bugünkü sorumuz ne olsun? Bana bir mesela soru başlığı verin. Şöyle soru üzerine gideyim. Ha kaç santim diye bir şey yok. Kaç santim diye bir şey yok. Sevgili muhabbeti. Sevgili. Niye bu kadar olaya hakimsiniz? İlk kıza, ilk kız sevgilin. İlk romantik anın. Ben ne iş yapıyor? Aşk. Ama aşkla ilgili nasıl lisanlar? Ne yapmak isterdin? Biri dedi de götümü sikmeni isterdim demişti ya. İlkokulda aşık oldun mu? Komik anlar. Video mu izledin geri zekalı? Now! Kanka kaç santim diye bir soru yok. Aptal aptal. Ya, 10 yaşın olur belletme ya. Yapma şunu. Çıtın ayak kuşunu düşürme amına bu. Çok küçük. Hah tamam. Buradan yavaşça gidelim. Güzel. Güzel. Çok güzel. Okulda en utandığın anın. Aa bu güzel olabilir. Adamın anısını bize ne amına koyayım? Ne yapacağız? Kaç yaşındasın diye. Ha ha. Ha ben oraya çıkarım buradan. Ha bugün ya Radyon Faruk bir siktir git ya amına kodum dilencisi. Ben sigara içmiyorum ki. En sevdiğim pozisyon.
Tamam, bunu acil durumlarda kullanabilirim. Ay sikiyim, biraz alsa. Dur bakalım. Ailenin gizli çevirdiğin iş. Ya kimse bir şey çevirmemiştir ki. Ben hiç gitmem oğlum. Ben hiç gitmem. Çılgın anlar. İlk dayak ya. Bu sıradan Mina ya ansal o kötü oluyor. Hedefin nedir? Hedefim NASA'da uydu antenini tamir etmek. Bu zamanı yaptığın en büyük orospu çocukluğu. Nasıl beyler? Bu zamana kadar yaptığın en büyük orospu çocukluğu. Nasıl sizce? Sizden bir sik olmaz oğlum. Bir fikir gelmiyor ki size. Tamam, orospu çocukluğu olmasın da. Bu zamana kadar yaptığın en büyük kahpelik. Orospu çocukluğu biraz ağır olabilir. Hoş da bir kelime değil. Now! Fuck! Oh! Yo! Oh! Tek attım! Tek attım! Hemen bu zamana kadar yaptığı en büyük kahpelik eşittir orospu çocuktu tabirinde. Ama şey anlamında değil, ama ciddi olmanızı istiyorum, tamam mı? Tamam, konu başlığımızı. Dahi benim Discord'dan adamları yolla yanıma, tamam mı? Adamları yolla yanıma. Siyah. Mikrofonum tamam. İsim vermeyin, tamam mı? Çizgisi bir şekilde anlatsın. Şimdi isim verip de orospu çocuktu yaptı arkadaşı öğrenir mi? Bunu amına koyar. Mene Türkçe müzik mi olsun, Türkçe mi olsun, yabancı mı? Mesela ne atsam size? Bu ne ya, tipini siktim kalmış. Ya. Amına koyayım ya. Ya. Kızlar var ayıp oluyor. Ben ne dedim ki? Bir şey mi dedim? Demin ne dedim? Ama kızlar bizden daha kötü. Onlar daha iyi küfür ediyor bize. En son biri şey dedi. Götüne lastik sokarım dedi. Ama banladım sonu. Abi merhaba. Senden bir kahpe kokusu alıyorum. Doğru mu? Çok yaptım da bir tanesini anlatayım istersen. Ama en büyüğünü anlat. Küçüğünü anlat baba. En büyük tamam. Kahpelini anlat. Eğer ki kahpelikte gerçekten bir numaralı bir kahpelik yaptıysan sana 50 TL'lik ister ki. Ama izleyiciler karar verecek, ben değil. Tamam abi. Tamam, anlat kahpelini. Abi ilkokuldayken ben sürekli kantinden bir şey çalardım ve şöyle yapardım. Çok sıra olurdu. Ben derdim ki abla şuradaki bir şey istiyor derdim. Oraya bakarken ben de çalardım. Kahpe. Bu bir kahpelik, evet bu bir kahpelik. Dıcılık, ama bu dıcılığa yok. Kahpeliğe girmez. Bu bir dıcılık. Hayır, dıcılık bu. Bu kahpelik değil. Adadan elendin. Al sana abi, görüşürüz. Görüşürüz bebeğim, bay bay. Atadan elendik bunu. Hayır, bu dızlılık, kahpelik değil. Alo. Alo. Nasılsın İslam abi? İyiyim canım, senden ne haber? Şu an çok hassas bir noktadayım. Bir dakika. Susar mısın? Susar mısın? Şu an çok hassas bir noktadayım. Ananı sikeyim.
Ah, tamam, devam edebilirsin. Bu zamana kadar yaptığın en büyük kahpeli anlat. İstesin yaptığın sevgini ama... mi? Senin daha önce sevgin oldu mu? Oldu. Sevginiz kahpelik yaptın mı? Yok abi, yapmadım. Neden yapmadın? Diğerleri yapıyor, sen niye yapmadın? Çünkü kendimi yapılması... Ya eski sevgilin sana kahpelik yaptıysa? Ha? Aydın. Oh! Efendim? Ne bekliyorsun, davet değil mi? Bir cümle kullanıyorum, devamını götür ha. Diyorum ki erkek arkadaşının sana kahpelik yapmadığını nereden biliyorsun? Değil mi? Bir de o var şimdi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence... Söyle abi. İki taraftan da biri kahpe. Neden de? Çünkü kanımızda var, anladın mı? Bence yani... Yani biri yapmazsa diğeri yapar, diğeri yapmazsa biri yapar. Yani herkesin daima bir kirli çamaşırı vardır. Doğru mu beyler? Destekliyor musunuz bir teoriyi? He? Haklısın abi. Şimdi tamam, sevgilinden boş ver. Tamam, sen o da kahpeli, sen değil. Bana bu zamanı yaptığın en büyük kahpeliyi anlat ve benden 50 TL'lik sterke kazan, hadi. Ya abi düşünüyorum ama aklıma hiç gelmiyor ya. O zaman çok var. Doğru. Sen var ya sen. Ama... Vallahi burada da hiç aklıma gelmiyor yani. Tamam, sana başka bir şey sorayım. Bu zamana kadar kaç tane sevgilin oldu? 5 tane. 5 tane. Yaş kaç? 16. Maşallah. Maşallah. 16'da 5 artı 20 yaşına gelene kadar bu 20 tane 30 tane olur. 30 yaşına gelene kadar 50 60 70'e kadar gider herhalde, değil mi Aydın? He? Ayıp ediyorsun abi. Ya şaka yaptım. Kız takılıyoruz oğlum, geç işte. Hani makara muhabbet olsun, gülelim yani. Tamam abi. Ya, alınma yani, alınma. O zaman kapeli yoksa alan, alan şey dedi, adadan elendin. Bize kapel lazım Aydın. Tamam mı? Tamam abi. Atadın elinin. Eledik bunu da. Tamam. Allah'ım ya, sabır ya. Ula! Aydın odadan çıkar mısın yani? Çık yani. Çık, çıkar. Tamam abi, özür dilerim. Tamam, tamam abi. Dün hala odadasın. Ne bileyim. Aydın çıkar mısın? Çık yani. İstemiyoruz şimdi. Tamam abi. Atadın elindin. Tamam, git Aydın, bay bay. Seviyorum ne kadar? Seni, bay bay. Aydan git, tamam git, hadi git. Ne kadar yüzsüz. Sen kimsin? Sen, aleykümselam, sen kimsin? Ben Efe abi. Efe. Efe. Yaş kaç? Abi. 15. 15. Bu zamana kadar yaptığın en büyük kahpelik. Abi eski sevgilimi en yakın arkadaşıyla onların ifşalarını attım. Bir daha der misin, anlamadım. Şimdi eski sevgilim vardı. Tamam. Eski sevgilimin en yakın arkadaşına bana attı, bir şeyleri attı bana. Ama oy kötü şeyler. Sikiyim. Sen çok büyük bir kahpe. Amına soktu. Sen gittin Hüce... eski sevgilinin şeyini mi attın ona? Benim... Evet, o da Müdür'e söyledi. Bana... Müdür de onu okuldan attı. Çok mu kötü şeyler vardı? Abi nasıl diyeyim? Hani kıyafet yoktu üstünde. Don da yok. İyi bir abine de atsana. Onlar ne atıyor? Bizi de atsana. Abi atsam olmaz ya. Ayıp ayıp. Ulan amına soktun. Madem bu diğer yakın arkadaşını ne yaptı pezevenk? E araları kızsın diye abi, benden ayrılmanın sonu işte. E tamam, sana bir şey anlatsam. Sen bu arada gerçekten kahpeli adaysın şu an. Yine ben sana onun altını çizdim. Yani şu an kahpelikte bir numarası. Şu an sıralamada birsin. Top 1'desin. Oğlum bir şey diyeceğim. Sen çıplak fotoğrafını sevgiline attın. Böyle ah ortada sunan. Ne kilodun var ne bir şey. Ve bu senin sevgilinle sen ayrıldıktan sonra en yakın arkadaşını attı. Taş taş çak böyle. Hoşuna gider mi? Yeni sevgilini attı falan. Ama o kahpelik yaptı ondan. Ne yaptı sana?
Dede önce buluşalım der bana. Tamam. Gittim babam cüzdanından para tuzladım. Tamam. Tam buluşmaya gittim, beni aradı. Dede ayrılıyorum senden. Ooo. Sana dedim. O diye kızla kapıymış. Kızla kapıymış, evet. Sen daha kapısın. Güzel. Bu şeyini beğendim. Sağ ol abi. Yaş kaç? 15. Bu yaşta kapıydık, ileride orospu çocukluğuna dönüşebilir. Dikkat et. Eyvallah abi. Gerçekten ileride çok büyük sorunlar, başına sorunlar açabilir. Bu arada bu yaptığın şey çok tehlikeli, bir de yapma bunu. Abi neden? Gerizekalı, sürekli bunu mu atacaksın? Her ailenin kızının işasına, şeyine mi, onlara mı atacaksın? Abi kız at da, Allah Allah, onun attığı da suç. E aman o kız seninle bir şeyini paylaşmak istemiş. Tenini, vücudunu. Belki ben görmek istemiyorum abi. Ulan amına soktum, sen istemediysen siksinirim. Kız sana durduk yere fotoğrafını mı attı? Evet. La siktir git seni, tip mip yok amınım. Tek et dışarıda yanancı piç. Sen adadın ediyorum direkt. Beyler joker hakkımı kullanayım, pezini yanadan edelim. Wow! Wow! Yeah! Sen neyiz kanks? Yaş kaç, bir de ismini verme. Lan? Ya o da üzeri niye duraksıyor, ben onu anlamadım. İkincisi chat'i sentezliyorlar aman abi, sana konuşuyor. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Yaş kaç, isim ne? 16 abi, isim Salih. Tamam Salih isim, daha fazla detay gerek yok. Demin ki orası bir çocuğunu gördün. Yani Gara, yani ileri görüşümü söylüyorum sana, garanti ileride çok büyük bir o çocuğa aday, yani garanti aday. Şimdi seninki en büyük kapeli istiyorum kardeşim. Ama o harbi gerçekten kapeliydi. Abi şimdi ben ortaokuldayken arkadaşlar benim başımdan aşağı su döktü. Onlar bana yaptığı için ben de aynısını onlara yapayım dedim. İşte benim yaptığım en büyük kötü şey bana karşı yani. Ya benim açımdan en büyük kapelik bu abi. Ya benim onlara yaptığım şey bana göre kapelik. Yetersiz. Aladan elendin. Ya oğlum aman abi, okuldaki arkadaşın kafandan su döktü. Gül geç yani. Ne abartıyorsun ki? Hayır öyle değil canım. Ben de onların kafasından... Ben de sana bir şey anlatayım mı? Ama iğrenç bir şey. Anlat tamam. Abi. Ben okuldayken beyzbol topunu biliyorsun değil, yeşil olan. Bunlar onun içine evet, tükürmüş. Onlar bana ağzıma boşalttılar onu. He. Ha. Ya. Bana ben bunu yaptı. Şey. Adamlar içilir. Ananı sikimi de bulandı. Kankam seninki yetersiz, benimki daha üstün. Görüşürüz, hayırlı akşamlar. Bu arada gerçekten öyle bir şey oldu. No! No! Tamam güzel. Ne istersen 10 yaşında adam yolla buraya. Biraz büyük yollasana. Çete şey diyor yani. Küçük yaşta insanlar ne kadar çok var diyor. Eylül'cüğüm nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim Eylül'cüğüm. Demin bir tane kız geldi. Kahpeli yetersiz diye eledik onu. Sıra sende. Abi ben yapmadım, bana yapıldı. Ne yaptılar sana Eylül, söyle. Abi şimdi benim birkaç tane arkadaşım vardı. Tamam. Grup kurduk. Sevdiğim tamam, bir çocuk vardı. Tamam çok güzel. Evet. Arkadaşım dedi ki sana ayarlayayım onu dedi. Tamam çok güzel, harika. Ben de dedim yapabiliyorsan yap dedim. Neden sen kız niye konuştu. Bir şey diyeceğim. Neden başkalarının ayarlamasına ihtiyaç duyuyorsun? Çocukla bak. Konuşamıyordum. Tamam çok konuşamıyordum. Tamam heyecanlanıyordum. Peki burası Türkiye. Her kız başına 10 tane erkek düşüyor. Neden o çocuk? Neden Ahmet değil de Mehmet? Ha? Kalbi temizdi. Ya diğeri piç mi aman? Onun da kalbi temiz. Hatta onun içinden daha temiz. O çocuk çünkü Legend of Legends oynuyor. Çünkü onlar PUBG oynuyor. Zonta Skirt'ten çıktığını daha görmedim. Adamın en büyük küfürü ananız ki başka bir şeyini görmedim sözün. Valla abi ondan sonra kız bir baktım ikisi sevgili olmuş bana sevgili yapacakken. Vay abi o kapıyı babusana ya, baya kapıymış bu arada. Ya bana yapılan şeyin aynısı gibi, ben de zamanda ta küçükken ya buna benzer bir hikaye yani yaşamıştım. Ama ben pezevenk gibiydim. Yani mesela kız çok istiyordu
Ama bak kız bana gelip diyordu ki en yakın arkadaşımı bana ayarlar mısın? Aslında ben o kızı seviyordum, anladın mı? Hoşlanıyordum ondan. Böyle dibime falan cire açan kendimi kaybediyordum. Hani gelirdi kulağıma fısırdardı, derdi ki İslam. Ben o an kaybolacak derdim. İki ders boyunca yoktum. Anladın mı? Var işte tuvaletteydik. Şey işte Eylül'cüm konuşur. Kahpeli yeterli mi yetersiz mi kardeşlerim, benzi yetersiz. Ama kız gerçekten kahpeliymiş o şeyini yapan. Evet. Sonra dövdüm ama tabii. Neden? Orospu. Sen orospu değil mi? Pezemek orospu. Evet öyle. Ha orospu diye, orospu diyeceksin. Evet. O yüzden dövdüm. Eylül'cüm atadan eleniyorsun. Kahpelin yetersiz dediler. Yani kızınki yetersiz artık seninki. Hayırlı akşamlar yüzlere. Haydi öptüm sen. Sana da iyi geceler abi. Haydi bay bay. Oğlum o kız neymiş? Oha! Birini ayarlarsan nasıl aşık oluyor da ben anlamış değilim. Ama gerçekten o kız kapmaymış. Bir dakika, bir saniye, az işim var, bir dakika. Az daha bekle. Bir saniye, şu an çok yoğun bir şey seziyorum burada. Ananı sikeyim. Söyle İkra'cığım, yardımcı olayım sana. Nasılsın İslam? Vallahi İkra, nasıl olayım? Aynı yere dönüp dolaşıyorum, cene geliyorum, cene dönüyorum. Bir ilini makat edemedim, şuraya bir geçemedim ya. İslam abi, daha bu oyunun çok kötü... İslam değil, uzaya... İslam değil, İslam. İslam, Zeyni, araya Zeyni'yi sokuyor. Bazen... Bazen dilimizden geliyor. Önünü doluyor bazen. İslam. İslam. Evet. İslam abi. Aha, İkra'cığım, sana yapılan kahpeliği mi anlatacaksın yoksa sen mi yaptığın kahpeliği anlatacaksın? Ben kendi yaptığım kahpeliği de anlatabilirim, bana yapılanı da. Vallahi ben ikini çok sen o zaman profesyonelsin. Sen bir şey diyeceğim. Hiç erkek arkadaşını aldattın mı? Hayır. Aldatıldım. Tamam. Yani genelde bir şey diyeceğim. Bir kız bir anda değişiyor. Bu neyden kaynaklı olur bir anda değişiyorsa? Şöyle ya. Ya görmek istediği ilgiyi görmemiştir. Neden ilgi? Da... Neden ilgi? Ama çocuk onu seviyor. İlla ilgi vermesi mi lazım? Belki çocuğun işi var. Yani çoğu kız ilgi ister ama. Ama ama şimdi bir şey diyeceğim. Sevgi sadece ilgi mi sizin kitabınızda? Hayır değil. O zaman neye kafasını yaşıyorsunuz lan? Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz lan? Yıkarız oğlum bunu. Oğlum ülkeyi yöneten biziz, anladın mı? Ayak ol. Tamam sen devam et. Sana yapılan, ilk önce sana yapılan kahpeyi anlat. Sonra sen kendi içinden anlat. Tamam. Benim çok çok yakın olduğum bir arkadaşım vardı. Biz bununla ikiz kardeş gibiydik. Tamam. Sonra bu benim sevgilimin... Yani benim gözüm önünde sevgilimle flörtleşti. Sonra en yakın arkadaşlarının sevgililerine yavşadı. Abi. Tamam et çok güzel. Kardeşim dediğiyle çıktı. Sonra abim dediğiyle çıktı. Kardeşim dediğiyle abim dediğinin arasını bozdu. Bir dakika. Dur. O kız neymiş ya? Var mı telefon falan? Yani erkekten erkeğe atladı. Çorap gibi. Hayır, çorap değil, külot diyeceksin. Külot daha aktif. Çorap bir hafta giyiliyor ama külot bir yani her gün değişmesi lazım. Bu arada harbi orospuymuş o. Tamam, devam et. Sonra ben bununla arkadaşlarımı bitirdim doğal olarak. Bir zahmet yani. Ortada bir kaos yaratmış bu kız. Sonra en yakın arkadaşıma gidip kendi yaptığı o kötü işleri benim yaptığımı söyleyerek anlattı. Benim üstümü çıkarmaya çalıştı. Yani... Sonra ben kahpelik yaptım. Tamam. Gittim bütün yaptığı bokları anlattım. Herkese. İyi yapmışsın bu arada. Aç etmiş. Sen bayağı bir sabır etmişsin bu arada. Kız vermiş bayağı. Vermiş. Suçu sana atmaya çalıştı. Aslında makine onun. Ama sana şeydi. Kahpe. Az göt değilmiş bu. Şerefsiz. Çok sinirlendim şu an. Bir saniye. Şu an bir işim var. Ananı sikim. Yakalayamadım. Evet şimdi senin başka bir kahpeliğin var mı? Çok dedin ama bir iki tane söyledin sadece.
Yani en büyük kahpelik buydu sanırım. En büyük büyük. Küçüğü ne? Küçüğü... Küçük işte. Küçük işte yani. Hangi kadar büyük kahpelik vardı ama aldatılmam. Ha, onu anlatsana, çok merak ettim. Bir erkek niye aldatır biliyor musun? Ben söyleyeyim mi sana bir erkek niye aldatır? Bir erkek aldatma sebebi kızın yeteneğini görmediği zaman aldatır. Anladın mı? Madem sizce ihtiyacınız var, aynısını siz de bize göstermek zorundasınız, tamam mı? Madem ilgi istiyorsun aynısını vereceksin kardeşim. Bu işte karşılıklı. Ben platonik sevmiştim bunu. Platonik şey mi oluyordu böyle internet üzerinden falan, web site mi görsün? Hayır, onunla ne? Biri yoktu. Aa, nasıl yani? Benim onu sevdiğim. Aa, senin için hayali, yani... rüyada gerçekleşen paranormal olaylar gibi. Ama sonrasında biz çıktık. 9 ay boyunca çıktık. Tamam. Ve çıktığımız süreçte bu da gidip arkamdan sitesine ya, laf gelmiş. Ama yaşamadığımız şeyleri anlatmış. Ha, arkadaş ortamında mı onu anlatmış? Evet. Happy Peach. Ne hayalleri? Evet evet evet. O ne oluyor biliyor musun? Söyleyeyim mi sana? O anlattığı kişi bir amcık, tamam mı? Gappe, piç. O seni ciddiye almadığı için, yani sende bir gelecek vaat etmediğin için ona. O da öyle bir gerizekalı yapmış arkadaş ortamı. Sana bir hikaye anlatsam beni iyi dinle. Bundan ta 4 sene önce ben bir yerde çalışıyordum, tamam mı? Adam kıza orospu diyordu, tamam mı? Orospu, amcık, lan kanka bu fena sikilir sana diyeyim. Bana bunu anlatıyor. Ve kızla 2 ay sonra evlendi. Yani böyle gerizekalı salaklar da var yani, şu an belki 2 tane sözü var. Anladın mı? Bu tam bir piç. Öyle. Hayatımızdan çok kişi girip çıkıyor. Tabii ki de ya. Ne çıkıyorlar? Benim kapı yok şu an yani, kapı kırıldı benim. Herkes yürüyor çıkıyor benim şeye. Senin en azından kapı var yani. Benimki kapıyı söktüler benimki. Yani menteşeyi bile aldılar öyle. Hayırlı akşamlar. Diyeceğim başka bir şey olsa ben kaçarım. See you. See you. Bu kapı olmaz bundan. Yetersiz delil. Onun beni ses gitti. Size gitti mi? Beni ses gitti. Bu niye dondu ki? Beni ses... Ha tamam. Lan amına koyayım. Lan sen 9 yaşındasın. Nasıl bir kapelik yapmış olabilirsin oğlum? He? Lan oğlum sen 9 yaşındasın. Daha anan amine çıkalı 1 saat olmuş. Lan. Dur bekle. Ya bu anan amine çıktığı gibi gelmiş bizim Discord'a. Kardeşim nasılsın? Tamam abi. Ne yapıyorsun gülüm? Tamam. Sen ne oldu? Danönünü falan mı çaldılar? Söyle bak. Evet abi ya. Ne? Beslenme çantandaki sosisliği falan mı indirdiler aşağı? Ne oldu lan? O da geldi başıma abi. Oho Urus bir çocuğu. O kappe o piç. Boşver kardeşim. Sen sana yapılan kappeliği anlatabilirsin bana. Abi bir gün yemek yiyordum karışta. Sonra yan sınıftan bir tane şiko geldi. Şişko tamam. Büyüktü senden, büyüktü mü? Sen ne yaptın peki? Efendim savunma. Abi. Yemeğini savunmadın mı? Savaşmadın mı onunla? Dövdü abi. Bana adres ver, yanından indireyim o çocuğu. Yapamadım dün abi. Senin boyu kaç? O çocuğun boyu kaçtı? Abi o çok kiloluydu ya. Oğlum. Uzun muydu? Aa, demek ki o sulak arazide yetişmiş. Ha. Senin boyu kaçtı? Kilon kaç? Abi benim kilom 25. Boy kaç? Boy 1.15. 9 yaşında. Ay sen çok zayıfsın, niye öyle? Bilmiyorum ki abi. Sen biraz süt iç. Süte ihtiyacın var canım yani. Gerçekten ya süte mi giriyorsun? Sütün içine mi düşüyor? Fiyorlu bul. Bir fabrikanın şangarın acı sütün içine düş, tamam mı? Ya gerçekten buna ihtiyacım var. Ve artı o çocuğa gelince onu çetle kınıyoruz, tamam mı? Yani kınıyoruz onu. Artı olarak sana yapılan başka bir gaplilik var mı kardeşim? Başka söyle, ben dinlerim bunu. Sabaha kadar dinlerim seni. Var abi. Söyle kardeşim. Yine aynısı geldi başıma.
Ne olduğunu. Başka bir çocuk yemeğimi çaldı. Oğlum peki savaşamadın mı? Yani insan bir savaşır hani. Der ki dur lan ne yapıyorsun? Beslemet sahtamı bırak diyemedin mi çocuğa? Dövüyorlar abi ya. Ama dövüyorlarsa okulun müdüresi yok mu? Şikayet edeydin. 3 kere söyledim abi. Onlar, ne dediler peki? Cezalandıracağız dediler. Ama yalan değil mi? Cezalandırmadılar. Evet abi. E peki beslenme santanı toplam kaç defa söküş yaşadı? Arkadaşlarım 3 kere çöktü. Tamam. Yan sınıftan 2 kere geldiler. Hep hakkım yeniyor abi. Hakkını ilerleyen yaşlarda arayacaksın. Peki sen ne olmak istiyorsun canım? Abi, yayıncı olmak istiyorum. Ama hakkını böyle arayamazsın ki. Sen bir bak. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Bence yayıncılık bir iş değil. Bunun bir geleceği yok anladım. İşsiz olman lazım mı? Ben işsizim, yayıncı oldum. Yani sen de işsiz olacaksın mı böyle? İşsiz olmayı planlıyor musun? Olurum abi. Ya abi, senin derslerin nasıl? Kötü mü derslerin? İyi abi. E tamam derslerin iyiyse... Ne alıyorum? Ne teşekkür mü alıyorsun takdir mi? İnsan pek iyi almıştı. Peki çikolata falan mı anlamadım? Bana peki ne lan? Takdir mi teşekkür mü? Aa sen 9'a gidiyorsun dur abi. Tamam. Sen şu an kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Abi 5. Aa güzel senin bu senin bitiyor yani. Yo 5. sınıfta takdir teşekkür var mı? 5. sınıfta. Bu yıl geçtim abi. Aa güzel hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yeni kızlar, yeni ortamlar, yeni club partiler, yeni beslenme saltalar. Oğlum bak sana bir şey diyeyim. 5. sınıfta yeni bir tarz acırış yapman lazım ona. Yoksa beslenme saltanı sabah akşam şey indirilir. Çok öyledir anan. Savaşmalısın. Sert olma zamanı için. Mesela ben senin çocuğum tamam mı? Karşındayım. Dedim ki bir lan beslenme saltasını seni döverim. Sen ne diyeceksin bana? Bir şey demeyeceğim abi. Hayır. Böyle bir şey yok diyeceksin. Bir daha. Ver lan beslenme çantanı yoksa seni döverim. İsim ne bu arada? Furkan abi. Furkan! Ver şu beslenmeyi vururum sana. Sen ne diyeceksin peki? Vermiyorum. Şak bir tane ağzına. Git başkasından. Çok sertti gerçekten. Korktum ve tezimi tercih ettim tamam mı? Bu şekilde yapabilirsin. Maşe bir gappelik yaşıyor musun Furkan'cığım? Sınıfta dövüyorlardı abi. Ya ama sen de Furkan ne sürekli dağıtmıyorsun oğlum bu ne ya? İnsan bir şey eder oğlum. Ben de seni cebedeyim. Bak dayak yiyorsan sen konuşman iyi gibi bu arada biraz şey yani çekinmenlik yok sana güzel. Bak ben de senin gibi ilken dayak yiyordum. Artış şişkolardan. Adam benim kafamı duvarlara sürtmüş diyorlar. Ben ne yaptım peki Furkan? Abi? Gittim sınıfı topladım, yan sınıfı topladım ve çocuğu dövdürdüm. Bu nasıl yaptın peki? Ha? Nasıl yaptın abi? Nasıl yaptım anlatıyorum beni dinle. Şimdi sen paran var mı okuldayken baban sana harçlık veriyor mu? Veriyor abi. Kaç para? 10. 10 lirayla okulu bile satın alabilirsin. 10 lira ne lan? Ben bir oğula 1 lira parayla gidiyordum. 10 lira ne? Furkan abone ol. Acil abone ol. Abone olmazsan ben anlarım seni. Lan oğlum bak çabuk. Seni bir şekilde abone olacaksın. 10 lira ciddi bir para. Bak, Furkan'dan o döven çocuktan daha beter ederim seni. Ben çok tehlikeli bir insanım. Evini bulur beslenme çantanı patlatırım. Beni savaşamazsın bile. Şimdi ben anlatıyorum beni iyi dinle. Ben mesela okulda açan babamla aslında babam diye annem verirdi bana parayı çünkü babam evde yoktu cennetler. Babam işte de ıra mıra tırzır kapardı. Yani babam ben evde görmem mucizevi bir olaydı. Geldiği zaman da bir gün anam odaya girerlerdi. Sonra babam tekrardan çıkardı yola. Sonra iki kardeş daha. Anladın mı? Babam bizi böyle çoğalttı. Yani ona, oraya karıştırmaya gerek yok. Anan kim düştü başa. Neyse. Ana bizim ev uğrardı babam giderdi. Sonra
Mesela bende 1 lira para vardı ya, ben bu parayı biriktirirdim. Sonra giderdim sınıftaki arkadaşlarıma, giderdim şeker ısmarlardım. Şeker ucuz bir şeyden biliyorsun Furkan. Bilirim abi. Şimdi arkadaş ortam yapmak için paranın yüzünü kullanman lazım. Onlar seni sevmesin ama paranın yüzü sayesinde seni sevmeye başlayacaklar. Wow! Tamam mı? Nasıl mı? Okula hiç diyorsun. Ne? İnek diyorlar. İnek diyorlar. Sana inek diyorlar. İnek diyor. Ama Furkan sen de malmışsın oğlum ya. Ama birisi sana inek dediği zaman ne diyorsun peki? Efendim oğlum? Biri sana inek dediği zaman ne diyorsun? Mesela ben sınıftaki karşı sınıftaki arkadaşınım. Arkadaşın düşmanım, tamam. Geldim sana dedim ki inek. Ne diyeceğim bana? Hocaya söylüyorum ben. Furkan sen 30 yaşına gelene kadar düzenli olarak seni içecekler, tamam mı? Yani bu gerçek bir şey yani. Sen bunu baban anlatacak. Ben babanla acil konuşmam lazım. Seni kung fu'cuya yazdıralım. Seni karate kung fu bir şey yazdırırsa özgüven gelebilir. Öğretmene söylemek çözüm yolu değil. Kendi işini kendi halledeceksin. Sen delikanlı değil misin? Delikanlıyım abi. Böyle mi delikanlı oluyorsun? Ha? Dur sert olacağım abi. Lan git şimdi, olsa olsa lastik top olur oğlum. Yok abi, çok sert olacağım artık. Nasıl olacaksın? Geldim sana inek de. İnek Furkan, ne yapıyorsun lan? Kiko. Ne diyeceksin bana? Çembe takacağım abi. Lan amına koyayım, daha iki kelimeyi bir araya getireyim. Söylemeyi nasıl takacaksın peki? Bilmiyorum abi. Bilmediğin bir şeyi nasıl yapacaksın Furkan? Oğlum beni deliriyorsun sen malzeme. Şu an sinirledim. Aa! Oğlum. Furkan. Efendim? Bir iki tane küfür biliyor musun hiç? Biliyorum da annem var yanımda. Tamam, sessizce söyleyebilirsin, aramızda kalacak. Söyle. Küfür et, bana küfür et. Ayıp olmaz mı abi? Olmaz, alışkınım ben. Her gün bana küfür ediyorlar. Furkan ben sana küfür ederim. Ben sana ederim. Et bana, ben onu sineye çekerim. Söyle bana. Piç. Piç olmadı. Sikerim, benim anam babam var. Piç annesiz babasızlara denir. Anladın mı? Şerefsiz. Ne biçim küfür ediyorsun? Adi. Şaka attım Furkan bu arada. Güzel küfürler bunlar. Bunlar seni daha hızlı daha kemeni sağlar, tamam mı? Bunlar bence kullanmamalısın. Kullanacağın küfürleri söyle mi? Söyle abi. Mal. Sana şey dedi ya, inekli diye mal diyebilirsin. Bu sayede beyaz sayfa görürsün. Bu da senin daha hızlı ışık görmeni sağlar. Deneyeceğim abi. Mesela ben geldim sana, inek ne yapıyorsun lan? Dedim, sen ne diyeceksin bana? Mal diyeceğim. Aferin. Güzel. Sana daha profesyonel küfürle öğretirdim de şu an chat abiler mi zaten? Elki sana öğretirsin, beni belamı sikerler. O yüzden gerek yok, tamam mı? Başka bir gaffelik gördün mü gerçek hayatta? Daha doğrusu sen yaptın mı gaffelik? Sen gaffelik yaptın mı? Yok abi. Senin... Ma bu şekilde abi. Senin Twitch sayınızı siksen olmaz. Seni... Yani yok ederler. Seni silerler. Bunlar sert erkek ister, anladın mı? Yani izleyiciler sert erkek ister. Kaslı erkekler ister. Ananı sikim. Furkan anlık bir şey yaşadım da geçti amına koyayım şu an. Ya oğlum bu olmamalıydı bu arada. Furkan. Furkan. Ha Furkan yattan aşağı. Maması büyük değil mi? Odaya operasyon düzenledi. Ezgi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ezgi Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ezgi. Yaşın olgun. Çok güzel. Şimdi Ezgi Hanım. Kahpeliği mi anlatırsınız yoksa yapılan kahpeliği mi anlatırsınız? Hangisi? Şimdi biz yaptığımız hataları ortaya dökmeyelim. Bize yapılanı anlatalım. Neden? Sen ya... Ha. Ama sen de onun yaptığı kappeli anlatıyorsun.
Ey. Aa, bakalım dinle bakalım haklı mıyım haksız mı? Tamam hadi dinliyorum seni. Mağarada Ezci Hanım. Efendim. Yok işi devam edin. Daha dinliyorum sizi Ezci Hanım. Ben gecenin saat 2'sinde falan bildiğin oturdum çok rahat. Nereye oturdunuz? Ders çalışma masasına. Hayır merveleri falan diyorlar ya. Hani arkadaş ortam olabilir. Hayır ben kendi evimde kalıyorum. Tamam böyle konuşursak daha hoş olabilir Ezci Hanım. Ya bizim chat biraz şey olduğu için hani sert yani sert derken. Yanlış anlaşılma çok müsait. Tamam biz de üniversite öğrencisi. Biz de oradan geçtik tamam. Ezci Hanım. Biz de orada da okuduk. Ben daha çok okudum kabul ediyorum. 23 yaşındasın Ezci Hanım. Ne kadar okumuş olabilirsiniz Allah'ını seversen. Ben de 25 yaşındayım. Hayatın kitabını yazdım. Ben sana diyorum bunu. Ben üniversite okudum. Artist misin hayatın ilk defa mı? Sen üniversite kaça gidiyorsun? Hayır. Bak ben 3 tane üniversite okudum. Sen benden daha fazla para kazanıyorsun. Nerede biliyorsun? Nereden biliyorsun para kazandım? Sen Dakota'da falan mı gördün? Alakası yok kazanım. Efendim? Sosyal medyadan o kadar uzak bir insanım ki sadece senin yayınlarını izliyorum. Bu donate'ler midir, chat'ler midir ya, falan. Sen... kardeşim var. Ve sadece o anlatıyor bana. Ya o yanlış görmüş. Onların hepsi fake donation. Onlar ben ayda kazandığımı söyleyeyim. 1,5-2 milyon anca babama veriyorum 1000 lira. 500 lira veriyorum aileme. Ya aileme derken anam yazı kartı yapıyorum. Şu an 85 tane çeyrek altınım var. Biriktiriyorum hala. Şimdi ama neyse. Seninle gururdayım. İşte aylık 2000 liradan 85 tane çeyrek altın yaptım. 3000 lira olsa olacak 160 benim tane. Benim bir tane altınım yok. Ama o senin sorun. Demek ki biriktirmiyorsun paranı. Yiyorsun parayı. Okuyana para var mı? Okuyana para var mı? Okuyana para var. Senin, hayır, yok. Sen burs mu sanıyor musun devletten burs? Hayır. Babadan para alıyor mu? Çünkü. Tabii canım başka nasıl? O zaman kendime bakayım ben. Baban ayıptır senemiz aylık sana kaç para veriyor? Haftalık 300 lira para alıyorum. 300, 600, 900, 1200. Güzel para. Şimdi sana bir soru soracağım. Benim üniversiteye giden bir kardeşim var. Mam ayıptır senemiz aylık ona 3000 lira para yolluyordum. Artı olarak takviye olarak da 1000 lira. Artı bu çocuk bir de burs parası alıyor. Ve bu çocuğum ben... Nerede okuduğuna bağlı. Tamam nerede okuduğuna bağlı eğer... söylüyorum. Rize Hopa'da okudum. Ben bir an şöyle düşündüm. Bu çocuk adama dedim birini hamile bırakıp ona mı bakıyor? Düşünmedim diye düşündüm. Olmuş olabilir. Ben olmuş düşündüm. Olabilir ama kötü düşünmeyelim. Kötü düşünmek istemedim zaten. Babam vururdu onu yoksa. Kötü düşünmeyelim. Para boş ver. Harcamış. Allah daha fazla harcamasın. Niye? Ya neden nasip etsin? Harcamasın. Niye harcayacak o kadar parayı? Ben burada ter döküyorum 10 lira kazanmak için götümü yırtıyorum. 10 lira kazanmak için götümü yırtıyorum. Anam bana donetti anamı küfür ediyor. Ben gülüyorum geçiyorum. Ama o gidiyor karı kızla parayı yiyor. Nasıl bir adalet bana bunu açıklar mısın? Çetin de bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. O çöp yazıyorlar ya sen oyun oynarken ben buradan deli oluyorum. Nasıl yani? Bir şeye emek veriyorsun ve oradan çöp yazıyorlar. Oyununa sürekli çöp yazıyorlar. Onlara diyeceğim bir şey var mı bir üniversite öğrencisi olarak? Hepsi küfür etmem ama yazık günah yani ya. Bu kadar emek veriyorsun o kadar... Çöp yazmayın ya bir oku beğenmiyorsan. Şimdi sana bir şey diyeceğim Ezci. Ama bak ağlamayacağız arkandan. Ezci ben seni chat'te yalnız bırakıyorum. Chat sen de şu an ben karışmıyorum da. Lütfen bu çocuğun oynadığı oyunlara çöp yazmayın. Çocuğun derken adım var benim düzgün konuş. Düzgün konuş benim adım var İslam. Çocuğun ne ya? Ben 25 yaşındayım bana abi demen lazım. Bana abi demen lazım aksine. 2 yaş senden büyüğüm. Abi deme. İslam abimin chatine evet. Lütfen çöp yazmayın. Gitmek isterim. Ben de Ezgi. Sana bir şey diyeceğim. Mesela seninle yayıncı olmaz. Çok niye? Ama Ezgi bir dinle ya. Bir dinle Richard. Mesela abim. Abiye saygı yok mu abi? Ezgi dinliyor musun? Dinliyorum tabii. Tamam şimdi. Dinliyorum.
Ne varın ki? Ne varın sen? İki... Bağırmadı. İki muhabbet ettik diye böyle mi oldu Gazi? Neyse bak şimdi sana anlatıyorum, beni dinle. Şimdi tweet yayıncısı olmak istiyorsan setin yörüngesine doğru ilerlemen lazım. Nasıl? Hemen anlatıyorum. Belirli konteyle yazan ilk bir yazan 10 TL'lik sterçe. İzlet seti şimdi. Bana. Bak şu karışma. Bak o şu an ondan ciddi, tamam mı? Şimdi muhabbeti çevir. Hemen muhabbeti çevir. Çevir muhabbeti. Şu an paranı gitsin. İslam Bey mi var? Sen nasıl 3 tane üniversite bitirdin? Sen nasıl 3 tane üniversite? Senin beni 3 tane üniversite bitirdin inanmıyorum bu arada. Sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Allah çarpsın ya. Neden? Yemin ederim. Sen... Geçen girde bak bütün fotoğraflarını beğendim geçen. Sonra sana sinirlendim, seni engelledim. Ondan tekrar engelledim. Niye? De bir bak bakayım, oradan profilime gir. Zaten bir tek Ezgi vardır orada. Gir bak bakayım kaç üniversite okumuşum. Ben senin yerinde olsam kafayı yerdim. Sen niye beni inceliyorsun? Ben seni tanımıyorum. Engelledim. Seni bilmem etmem. Sen beni niye engelliyorsun? İşte bilmiyorum. Ben bir şey değil mi? Neden engelledim biliyor musun? Neden? Benim arkadaşlarım yayın izliyorum falan deyince boş musun sen falan diyorlar, tamam mı bana? Oo. Ben fotoğraflarını beğendim. Ondan sonra bana dediler ki kızım ne yapayım, manyak mısın sen falan dediler. Ben de dedim ki demek ki kepaze olunacak durumdayım, hemen engellemem lazım, görmem lazım. Sen peki bir şey diyeceksin. Dışarıdaki faktörler o zaman senin yani etkiliyor. Yani bir insanın demesi senin şeylerini değiştiriyor. Yani beni sattın sen. Sen beni sattın. Sen beni sattın. Hayır. Sattım. Ama geri açtım ondan sonra. Ama engelledin. Tebrik ediyorum. Sen beni başta engelledin. Hayır, kimseye koşmuyorum. Hayır, yanlış. Ya ya çete bakma ya. Onu yazan 5 yaşında bizim Ahmet. Sen ona niye odaklanıyorsun ya? Hayır, onun adı Osman. Yalan söyleme. Ya Osman ya Ahmet. Hayır bak şimdi bizim bebeğe troll yapıyor, tamam mı? Sen onları aldırış etme. Bizim herkes burada kardeşimiz. Gördün beni? Ya biz muhabbet maksat yürelim eğlenelim bana mı? Ben burada ciddi bir şey yok. Ya yani burada bizim herkes kardeşimiz. Yo yazanlar geri zekalı mesela. Lol. Ben de çöpe sınırlı. Bilmem çöpe takmıyorum. Deminden hani 3 tane oyun arasında kaldım. Bak gördün mü herkes yesin. Neyse. O zaman hep çok Ezgi. Yaşa İslam yazsınlar. Tamam Ezgi, şu an muhabbeti sapattın. Sen mi şu an kahpelikten uzaklaştın, ben sana diyeyim. Şimdi sana yapılan kahpeliği tamam, bana anlatır mısın? Sen anlat. Bak, lan, bir gün ne oldu, sen, senin memleketleri var arada. Memleket. Ben Kastamonu'luyum. Ha! Sende şey var mı? Atacağız, yiyoruz, atamayı yiyoruz. Vuracağız, yiyoruz, vuramayız. Yok, Kayseri miydi lan? Ben karıştırdım, özür dilerim. Anlat. Anlat. Özür dilerim, ben karıştırdım. Şimdi, umarım beni tanımıyordur. Umarım anlattığımda da kim olduğunu anlamaz. Umarım seni izlemiyordur. Bu kötü bir şey oldu ama. Gecenin ikisinde beni arıyor bir kız arkadaşım. Ezgi gel beni kurtar. Top be. Sen dedim ne oldu hani? Hı-hı. Yok yakın arkadaşım. Ha ben Kahpesan. Anlattığın kişiyi Kahpesan. Tamam özür dilerim. Evet. Anlattığım kişi Kahpe zaten. Bir dinle dur bir dertleşelim. Tamam. Beni aradı. Böyle böyle kurtar beni de dedim ben gelemem. Mecbursun falan gelmek zorunda. Kahpe. Ben gittim bunu aldım, tamam mı? Sen araban mı? Kendime getirdim, geri getirdim. Araban mı? Var. Neyin var? Ya onu boş ver. Ya ne araban var? Merak ettim. Söylemiyorum. Oh. Devam ediyorum. Benim onda cıkfim var. Kapışalım mı sana? Tamam sen devam et. Neyi? Yok bir şey senin devam et. Senin de mi cıvığın var? Sende de mi var? Ah. Oh. Evet. Ay, neyse çok, bir dakika. Çok konforlu araba değil mi? Araba muhabbeti. Evet. Tamam bir devam duvar. Et. Senin için yeni kasa mı eski kasa mı? Benimki yeni kasa. Benimki eskidir, ben bilmiyorum. Aaa. Yeni kasa almanın zamanı görmedi mi eski? Param yok o kadar. Aaa. Bırak bırak, sende para bol. Baba var baba. Ama ben bir anlatayım. Anlat anlat, dinliyorum seni çok şu an. Anlat sen devam et. Neyse ondan sonra ben bunu gittim geldim aldım falan, bunun kafası bayağı iyi çakır. Mazot parası aldın mı? Allah. Almalıydın, devam et. Sen onları okutuyorsun, ben sinirleniyorum. 53 değil, 37. Tamam devam et. Ondan sonra
ben bunu aldım eve getirdim, o duruyor falan filan, kafası iyi başladı, ben o çocuğu istiyorum diyor. Çocuk da kim tanımam etmem. Tamam. Neyse bu ağladı ağladı falan filan, ondan sonra neyse biz çocuğu aradık, çocuk dedik gel buraya. Sen, hani, sen mi aradın? Çok kötü. Aradım. Niye aradın? Ona çocuk yüzden ağlıyor tok, yani hani zarar da veremiyorsun. Ama niye kızın işini seni şey görüyorsun? Sana ne? Şimdi yanıma geldi benim. Sana ne ama? Ağlıyor. Sen pezevek ama misin? Ama benim yanımda ağlıyor. O ama ağlayabilir. Ama konuşamıyor mu peki? Ay o kadar çok haklısın ki, burnumu sokmasaydım başıma sana hiç şey gelmeyecek. Bak bu konulara girilmez, ben sana diyeyim. Zaten ders olmuş bir, devam et. Evet. Neyse biz çocuğu aradık, dedik ki kız arkadaşım böyle böyle ağlıyor. Hani bir an önce gelmen gerekiyor falan. Tamam. Çocuk geldi. Sonra çocuk diyor ki sen diyor işte diyor neredeydin diyor, kiminle içtin diyor, ne yaptın diyor, belli değil falan filan, kızın üstüne yüklendi. Haklı mı peki çocuk? Çocuk haklı mı? Haklı bence. Ama insan içinde yapmamalı. Kah ondan be. Sonra kıza bağırdı çağırdı falan filan, ondan sonra ben de sakin olun öyle yapın böyle yapın. Ondan sonra bunları sakinleştirdik falan, neyse. Sonra çocuk gitmiş. Aldı bunu evine gitti. Bak hiçbir suçum günahım yok. Ben bunu kurtarmışım. Kendi evine mi götürdü? Nerelerden kurtarmışım. Kızı kendi ha, evine mi? Kendi evine götürdüm. Vah 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 vah. Tamam tamam. Neyse. İstediğini yapsın dedim. Bana ne, gitsin de başımdan. Ondan sonra yarısı gün beni bir telefon arıyor. Diyor ki Ezgi arkadaşın diyor senin arkandan attı. Dedim ne attı? Bu evi götürdüğün i̇şte, kız mı arkandan atmış? Benim arkamdan atmış bir de. Orospu. Ben içirmişim onu zorla. Zorla o bir ortamlara sokmuşum. Ben ders çalışıyorum o anda. Siktir. Aynen. Çok kötü. Şerefsiz. Çok kötü yapmış. Vallahi. Sonun oldu? Sen çocuk bana geldi böyle anlatıyor. Kız da yarısı gün bana mesaj atmış. Aşkım seninle görüşelim mi? Bir şeyler içelim falan kahveci. Vay orospu. Sen ne yaptın? Sen nasıl karaktersizsin ya dedi. Orospu çocuğu. Sen... Demedim, belli etmedim. Ben dedim, dedim sen ki, deme, boşver. Yüz yüze yüzleştireceğim ben bunları dedim. İyi yapmışsın, çok ben iyi. Ya yüzleştirdin mi? Kahve içmeye gittim. Aa. Çocuğu da çağırdım, kızı da çağırdım. Ne olmuş biliyor musun? O ona gitmiş demiş ki, Ezgi senin arkandan attı, böyle böyle dedi, doğruları söyledi ya. Kızın ağzından laf alırken, kız da dönmüş demiş ki, Ezgi benim arkamdan attıysa ben iki kat atarım. Ben kurtardım sizi ama hepsi benim arkamdan konuşmuşlar. Bir daha da kimsenin arasına gidelim. Çok güzel bir fikir, harika. Harika. Hayat acımasız. Hemen satışlar görüyorsun. Rezgi'cim amını sikim gene düştüm. Ya uuuu. Rezgi dikkatimi çok dağıttı. Senin onca cıvık hangi kasar, hangi model bu? Bak şey diyorlarmış. Ne diyorlarmış? Kız kardeşimin hesabı bu. Benim hesabım yok. İnci yazıyor da benim hesabım yok. Ben böyle şeyleri bilmiyorum. Onun telefonundan konuşuyorum. Chat nedir, o nedir, bu nedir onu da bilmem ben. Ahala. Yalan söylemiyorum. Ya Rezgi bana iyi şanslı gelsin. Yemin dedi bana şans serini. Tam tersi oldu. Şanssızlık getirdim. Evet. Virüs gibisin ya. Sen nasıl 3 tane üniversite bitirdin onu anlamadım. 23 yaşındasın. Ben de bilmiyorum ki zar zor bir de. 2 senelik. Şu anda 3. okuyorum. 2 tane 2 senelik bitirdim. Önce ne sen ne muhasebeci falan mısın? Demin bana para muhabbeti yaptın. Yok sağlıkçıyım be. Ha, siz damarlı kolları seviyorsunuz mu? Yok. Ha? Bilmem. Çok damarlı yani kolları. Çıkmayan damar da çıkartıyorsun yani. Ya hep mesela bazı hemşireler muhabbetine şardın. Lan şu çocuğun damarları ne kadar büyük of falan filan. Böyle şeylere denk geldim de böyle bir sorayım da yanlış anlamayın. Damarlı korlar. Ezgi? Olabilir. Olabilir. Ben seninle konuşuyorum. Sen şimdi hemşire misin? Yoksa ambulansçı mı? Sağlıkçı. Tamam ağlanın ne? Yani mesela şoför mü? Ha tamam sağlık diyorum. Fazla detay yersek seni yakalayacaklar büyük ihtimal. Tamam. Evet. Ezgi'cim hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Bu ülke kahpeler ülkesi. Çok fazla kahpe. En yakın bulduğun arkadaşın bir de gördüğün gibi kahpe çıkıyor. En yakın arkadaşın olmasa da yardım ettiğin bir insanın sana ay böyle olması biraz tuhaf. Demek ki o zaman Honda Civic'ine kimseye bindim. Tamam mı? Tamam. Sen dersine odaklan. 4. üniversiteni bekliyorum seni, tamam mı?
Yok yok yok, artık sağ olun, ben almayayım. Senin hedefin ne? Evlenip ev hanımı mı olacaksın yoksa evlenip iş kadını mı olacaksın? KPSS'ye hazırlanıyorum. KPSS. Mesela kocan sana dese ki, lan yemişim KPSS'ni. Lan dört dese, otur lan. Bende para var dese, sen çalışır mısın, çalışmaz mısın? Çalışırım. Vay güzel. İşte bak. Eski bravo. Tebrik ederim. Kimsenin eline bakma. Bu arada tanıştığıma çok memnun oldum Ezgi Hanım. Görüşürüz, kendine çok iyi bak, tamam. Kadın dedim böyle olmalı. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ya beyler, abiler, kardeşler, ben bu oyunda siksem bitiremem. Yani ben, beni sikseler ben gene bitiremem. Yani desek hile aç gene bitirem. Gerçekten. Mamacita muy bonita, dime merhaba. Gel ana, onu bana ver ana. Salla sana. Baby shawty zıpla benle dal. Ya 9 yaşındaki çocuk çok iyi değil miydi ya? Bir de hepsi çok iyiydi ha, hepsi on numaraydı. Hay hay, yeter yeter. Benim çocuklar mangala bekliyor beni. Ben ormana gideceğim. Ben ormana gitmem lazım. Bebeler ayıp oldu. Benim mangala bekliyor bebeler. Vallahi mangala bekliyorlar. Çok geç kaldım. Ben ormana gidiyorum. Ormanda ayılarla birlikte mangal yapacağız. Ben normalde gece 1'de gidecektim ama saat olmuş 3. Bu saatte mangal yapsam aynen. Sahilde yasakmış oğlum. Sahilde korona yüzünden mangal yapmak yasakmış. O yüzden gitsem ormana. Bir jandarmayla kapışalım. Ya oğlum bak, Windows'u güncellersen ben yarraydım. Yarraydım. Şu an gerçekten yarraydım. Evet. Yarraydık, soruları alayım. Sol taraftan chat açmam lazım. Abiler, kardeşler. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Seviyorum sizleri. Daha sonra görüşmek üzere. Başka zaman, başka bir talk show'da görüşmek üzere. Ona göre soruları ayarlamamız lazım. Mesela ki bugünkü muhabbetimiz kapı insanlar. Görüyorsunuz ülkemizde çok az var. Yakınınızdan bak, gördün mü? Bunlara şahit olun ve tecrübelen. Hayırlı, öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Adios. Amigos. Amigos işte adios. See you again. Haydi öptüm sizleri. Dur bakayım, bilgisayar açılacak mı? Haydi öptüm sizleri böyle. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Ben mangala gidiyorum. Oğlum bu nasıl bir güzelleme ya? Bu bitmez herhalde. Osurmadım burada bak. Koltuktan ses geliyor, anladınız mı? Hayırlı beyler, geceniz güzel olsun. Bakayım bir ses patlayacak mı? Patlamazsa on numara. Spotify. Güncelleme yapıldıktan sonra bilgisayar patlıyor canını. Güzel, patlamadım.